Geçtiğimiz günlerde telefonuma Netflix'in YouTube kanalından bir bildirim geldi ve organize işler Sazan Sarmalı yazıyordu. Ben de çok saçma bir şekilde Netflix'e reklam verildiğini düşündüm. Ama hayır, film vizyona girmesinden sadece 2 hafta sonra. Hala çok fazla salonda en fazla satışı yapılan filmken mevzubahis platformda yayına girdi. Hatta bu bir şaka mı değil mi onu anlayabilmek için filmi ileri sağdırıp kontrol ettim. Ama şaka değil. Bununla ilgili bir video yapmayacaktım ama gördüm ki herkesin kafası karışık. Hayırlı işler, bol güneşler diyen de var. İsteyen istediği yerde izler, sinemanın keyfi ayrı diyen de. Ama bu sinemada ya da evde izleme mevzusu değil. Bu sinema saloncusuyla film yapımcısı arasındaki mısır patlağı polemiğinin en sonunda gelip bizim gözümüzün önünde patlaması. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimlerin girdiği bu polemikten sonra herkes şunu bekledi. Yani en azından ben bunu bekledim. Sinema salonlarına bir tepki koyup sadece Netflix'te yayınlayabilirlerdi. Aynen 1,5 ay önce yazdığım tweette de olduğu gibi. Yani buradan da anlaşılıyor ki filmi Netflix'e verme ile ilgili bir sorunum yok. Peki daha önce neden sinema salonlarında yayınlanıyor? Yani tepkiliyim ama acık mı? Ya da diyelim ki burada bir tavır yok. Bu sadece para kazanmak için yapıldı. Netflix ise bana filmi erkenden verirsen şu kadar para veririm dedi. O zaman geçen ay hepimizi uyarsalardı. Deselerdi ki organize işler 1 Şubat'ta sinemada, 15 Şubat'ta Netflix'te. İşte o zaman sinema mı televizyon mu seçimini insanları bırakmış olmazlar mıydı? Şu an herkes şokta. Demek ki ortada bir gizlilik var. Yoksa Sazan Sarmalı dedikleri. Ama hayır, bu serbest ekonomi. Rahat rahat ekonomi, oh ekonomi mis ekonomi. Yılmaz Erdoğan daha önce Netflix'e anlaştı ama filmin vizyon tarihi geciktiği için hemencik internete düşmüş gibi bir izlenim oldu gibi söylentiler de var. Gibi gibi. Ama ortada söylendiği gibi bir tavır varsa, o tavır film bütün salonların yarısını kapatıp 2 küsür milyon izlenmeden önce o çok tartışılan mısırlar da mideye inmeden önce koyulur. Bir sürü film zaten internette var. Ha önce ha sonra yayınlanmış. Ne fark eder de diyebilirsiniz. Ama vakit ayırıp sinemaya gidenle gitmeyenin arasında bir fark vardı ya daha önce. Gitmeyenin cezası filmi aylar sonra izlemek diye bugüne kadar. Sevgi emekti. Ona ne oldu? Bir de insanların düştüğü en önemli durumu ele alalım. Diyelim ki Netflix abonesisiniz ve herkes konuşuyor. Ben de gündemden geri kalmayayım, daha fazla da spoiler yemeyeyim diye filme gitmeye karar verdiniz. Ve sinemaya gitmek için değil, filmi izlemek için eş, dost, akraba ya da sevgiliyle, mısırı kolası otobotuyla 100 küsür lira para verip çıktınız. Eve bir geldiniz ki Netflix'inizde organize işler Sazan Sarmalı. Yani az önce seyrettiğiniz film. Evde de mısır var. Ne düşünürdünüz? Hani 5000 liraya aldığınız bir cep telefonu, ertesi sene 2500 lira olur üzülmezsiniz de, hemen aldığınızın ertesi günü 4900 lira olur da üzülürsünüz ya. Hani bir bilet parasına 2 aylık Netflix aboneliği alabiliyorsunuz ya. Öyle bir şey işte. Ya da başka bir soru. Film aynen Roma filminde olduğu gibi aynı anda hem sinemada hem Netflix'te yayınlansaydı kim ne diyebilirdi? Ayrıca artık işin şöyle bir tehlikesi var. Ya belli bir kesim artık hemen Netflix'e düşer diye sinema salonlarına gitmeyi bırakırsa? Zaten hele bir interneti düşsüncüler de bolca varken. Bu arada ben henüz filme gitmemiştim, aboneliğim de var, ne de güzel oldu diyenler de var tabii ki. İşte onlar da ayın şanslı aboneleri. Tebrikler. Bu arada bu kısımda bir uyarı, film henüz yurt dışındaki aboneler için aktif değil. Ben de ne prim yaptım değil mi? Peki ya ben bunları Hürriyet gazetesinin bir köşeciğinde yazıverseydim ne olurdu? Ama en nihayetinde bir YouTuber parçasıyım. Slime videolarıyla aynı platformdayım sonuçta. Enes Batur, bekle canım ben geliyorum. Çok pis prim kastım az önce. Ne mi yaptım? Birçok insanın hakkını aradım. He olmuyor mu öyle? Kameraya kafa atayım.